Ekran başındaki izleyicilerini düşündüren. Krallar gibisin oğlum Çaban. Bu devirde kim bulmuş beyaz peyniri? Bazen de hüzünlendiren. Ama şimdi suçlu mevkiinde ben değil, yavrusunu sokağa atan, sonra milyonlar kazandığını öğrenince ona sahip çıkan şu adam oturmalıydı Sayın Hakim Bey. Hatta tek kelime etmese bile salondakileri güldüren. Girdiği her rolün hakkını veren Kemal Sunal'ın oynadığı karakterlere can vermek için büyük emek verdiğinin bir örneği de Çöpçüler Kralı'dır. Çöpçüler Kralı filminde Kemal Sunal, rol adapte olabilmek için çektiği filmdeki karakterin kıyafetini hiç çıkarmazmış. Çöpçüler Kralı'nın çekimleri esnasında bir ay boyunca gece gündüz bu üniformayla dolaşmış kendisi. Hatta rol teklifi geldiğinde beklemiş ve ben bu mesleği tanımıyorum, bana biraz zaman verin demiş. Bunun üzerine gerçek Çöpçüler Kralı, Beyoğlu Belediyesi temizlik işçilerinden Mehmet Konuk'u gözlemlemeye başlamış. Bu sürecin sonunda Mehmet abi dediği temizlik işçisinin yanına giderek hakkını helal et, bir film çekiyoruz ve bu filmde ben seni oynayacağım demiş. Peki, hepsini anladık. Bunu ne taşıyorsun yanında? Devlet malıdır efendim. Belediyeden üstüme zimmetli. Kaybedersem ödetirler valla. Karşısındaki masumluğunu gören Mehmet Konuk heyecanlanmış ve abi bir şartlı olur, benim süpürgemle el arabamı kullan demiş. Aralarında geçen bu konuşmanın ardından Kemal Sunal emanetlerini alıp ayrılacağı esnada arkasından seslenmiş Mehmet Konuk. Aman abi dikkat et, üstüme zimmetli onlar, başlarına bir iş gelmesin ödetirler demiş. Çekimler boyunca Kemal Sunal sıkça bu repliği filmlerinde kullanmıştır. İşte Çöpçüler Kralı filminin başlangıç hikayesi böyleydi.